Cerebros ekranlarından herkese merhabalar. Yepyeni bir Kaan Kural'da Kürek Şov'a hepiniz hoş geldiniz. Elimizde muhteşem pozisyonlarımız var. Hepsi senin küreğinden öperler Kaan abi. Ya onların başına gelen gelmiş. Bir kum atmışız, bir toprak atmışız. Çok mu be? Çok değil valla ama onlar da hak ettiler. Onlar kesinlikle küreği hak ettiler. Hemen pozisyonlara geçelim. Geçelim. Bulur Vadin'in alametine bakmaya geliyor. Boşuna geliyor. Niye geliyorsun ki oraya? Bu Tristana'yla roket atma işiyle kaçacağını zannediyorlar ya. Kaçamıyorsun abi işte. Direkt seni indiriyorlar şeyde. EQ kombosu. Direkt yok ediyorlar. Onu. Aynen direkt. Ama bakıyor ne olmuş diye. Gördü ne olduğunu. Gri ekrandan baktı. Ah bu sefer de Reckless. Abi bu bak Tristana roket atlayışı tamam. Tristana roket atlayışının her yere gidebileceğini zannediyorlar. Halbuki pek çok giden onları tak diye aşağı iniyor. Atladığın yerden böyle alırlar paçanı aşağı yerden yere vururlar seni. Bu da Reckless. Bu da abi Tristana'lar genelde roket atlayışında gri ekrana bakıyorlar. Bu oyunun şeyine geldi galiba yazılımına geldi. Abi buna ben ne diyeyim ya. Buna ben ne diyeyim yani. Ama abi işte klasik Soaz ya. Klasik Soaz. Bunu niye abicim, niye koridorun ortasında yaparsın? Oradaki çalının içinde yapsana. Bir adım ya, bir adım, bir adım yani toplam yarım saniye kaybedeceksin. Çalının içinde kalmazsan, susturulmazsan vadili alamet içerisinde çalınmaz. Ama konu Soaz olunca, bu arada Soaz çok iyi şu turnuva geçmiş. Şimdi aklını yemeyeyim ama Soaz Soazlığını yaptı gene. Yaptı, gene yaptı. Abi görüş totemi şey geldi galiba, çok... Arap abi yağı bol bulunca bir tarafına sürermiş derler ya. Evet. Bu aynen öyle. Abi onların tanesi 75 altın değil mi? İsraf abi israf. Bak bu kadar israf edersen sonra finale evinden seyredersin. Yani tekli dereceli de param yok diye almazlar. Bunlar bir çalıyor 3 tane beraber atıyor. Hocam istatistik tutuyorlar ya. Şey istatistiği. Totem atma istatistiği. Aha. Bu sırf istatistik kasmak için yapılmış abi. KDA kasar gibi totem istatistiği kasıyorlar. Aynı çalıyor 3 tane. Aferin bravo. Tebrikler arkadaşlar. Sonra yarı finalde evinizden televizyondan izlersiniz. Oo. Abi koca Çin gömmüş. Ben gömsem ne olur? Herkes alkışlanıyor. Sevgili MLX'ciğimiz için resmen kütüphane sessizliği var salonda. Ayıp, ayıp. Ayıp, gerçekten ayıp. Gerçi şey oldu orada. Genel takım için tezahürat yapmaktan bireysel olarak alkışlamaya döndüler. Tam arada kaldı MLX'ci. Ama abi o sessizlikten sonra bir iki kişi de çıkıp "Aa o MLX'ci ne haber?" falan yapsın. Abi hiçbir şey yok. Garibim. Resmen dışlanmış abi. Çin toplumu dışladı çocuğu. Abi haftanın pozisyonları böyleydi. Gayet güzeldi, hoştu. Küreğin de elindeydi. O zaman her hafta biliyorsun ödül veriyoruz. Doğru. Bu haftanın ödüllük sorusu ne? Söz sende. Son 4 yılın şampiyonları karşı karşıya geliyor. Samsung'un şampiyonluğunu soralım. Tek şampiyonlukları var tabii onların. 2014'te Samsung şampiyon olurken alt koridorları kimlerden oluşuyordu? Cevaplarınızı info@playbros.com adresine bekliyoruz. Bu haftanın ödülü ise güzel bir kahve kupası. Bu arada geçen haftanın kazananını da hemen şöyle sağ aşağıda bir yerlerde görebilirsiniz. Bu figürleri, oyuncakları ve daha fazlasını overgameweb.com adresinden de ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve son söz Kaan Kural'da. Geldim, gördüm, gömdüm.